Yükselen değerlerin mimarı Selba Homes'tan size yeşilin en kaliteli halini sunan yepyeni bir proje. Selba Green. Çevre dostu olsun. Lefkoşa'nın her geçen gün gelişen ve değer kazanan semti Yenikent'te ulaşabileceğiniz en eşsiz tasarıma sahip Selba Green, mükemmel konumu ile kusursuz bir yaşamı sizlere sunuyor. Daha ne olsun? 2+1, 3+1 daire seçenekleriyle Türk koçanlı, yüksek kaliteli malzemelerden inşa edilmiş Selva Green, size yeşilin kalitesini sevdirecek. Estetik ve modern. Modern Selva Green, ailenizle birlikte huzuru ve konforu hayatın tam merkezinden yaşamanızı sağlayacak. Selva Homes, yapımızda güven var. 444-25-26. Evim, evim, güzel evim, Selva Homes'tan olsun. Gönyeli'nin en iyi markası ve en ekonomik marketi Benli Gıda Pazarı. Chihuahua. Chihuahua. Geniş ürün yelpazesi, dalından yeni kopmuş taze sebze meyveler. Damak tadınıza göre her çeşit ürünün sağlıklı hazırlandığı kasap reyonu. Günün her saatinde ızgara tavuk. Ürün zenginliği, bol çeşitli reyonları. Dikmen halkı, müjde. Benli Gıda Pazarı artık Dikmen'in de en iyi markası. Benli Gıda. Kalitede öncü, fiyatlarda ölçü. Ben kimim? Memleketim Kütahya, işim seramiktir benim. Bu topraklardır yerim yurdum. Adım adım bu ülkenin her köşesindeyim. Ben Kütahya seramiyim. Dost Meclisi'nde milli seramik diye bilinirim. Dünyanın her yerinde bu toprakları temsil ederim. Fark yaratmayı severim. 60'a 160, 80'e 160, 80'e 240, 120'ye 120 olabilirim. Ha, kimse de olmasın derseniz 120'ye 240 derim. Ebatlarımla ve doğal tasarımımla Türkiye'de ilk, haliyle tekim. Ben Kütahya seramiyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörü Cahit Necipoğlu. Evim, evim, güzel evim, Selba Homes'tan olsun, Selba Homes. Selba Homes'un sunduğu Günaydın Kıbrıs devam ediyor. Günaydın Kıbrıs'a birlikteliğimiz devam ediyor ve günün ilk stüdyo konuğu Tabipler Birliği eski başkanı, TDP, MK üyesi, Sağlık Komitesi Başkanı Doktor Süphe Üdağoğlu. Soruya da görüşlerinizi Kanal T'nin Facebook sayfası üzerinden ulaştırabiliyorsunuz her zaman olduğu gibi. İsmi geçen olursa tüm programlarımızda yanıt hakkını kullanabilir. Bunu da söylemiş olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün, güzel bir sabah olsun dileklerimizle açıyoruz her zaman yayınımızı. Tabii ki kötü haberlerle başladık bugün. Ne yazık ki güne. Yine bir kadın cinayeti. Aynı zamanda
bir kadının da hayatına, kendi hayatına son verdiği dağ dildi. Tabii ne vardır arkasında, tüm bunlar da yine konuşulacak. Dolayısıyla biz bugün yayını açarken de bunu kınayarak açtık yayınımızı. Bir kadın olarak da aynı zamanda. Sizin de muhakkak söyleyecekleriniz vardır. Kısaca yani, alalım bir diğer konulara. Sanırım son 6 ayda 6 kadın cinayeti yaşadı toplum. Bu aslında düşünsel iklimin, demokratik iklimin, kadın haklarının giderek ne kadar kötüye evrildiğini gösteriyor Kuzey Kıbrıs'ta. Yani bu olayla ilgili söylemiyorum, genel olarak söylüyorum ama çoğunda işte kadın aldatmış veya aldattığını düşünmüş diye öldürülebiliyor. Ki biz biliyoruz, herkesin vücudu kendisinindir. Yani hiç kimse başkasının vücuduna tahakküm edemez. Kadın olsun, erkek olsun, kendi vücudunun istediği şeklinde yaşamını sürdürebilmesi lazım. Bir gerekçe bulunur her zaman. Buradaki, cinayet işleyecek olan her tabii ki yapacağını yapar, ondan sonra gerekçesini bulur ama ana fikir, ana fikir herkesin kendi haklarını savunabilecek düzeyde olmamasındandır. Burada erkek egemen bir toplum veyahut da şiddet egemen bir toplum, daha zayıf olan, elinde silahı olmayan, savunmasız olan kadına, çocuğa veya diğer dezavantajlı gruba bu tür olaylar giderek artıyor. Bu son olayda deniyor ki, yani gazetenin birinde vardı, polis memuru silahıyla önce karısını öldürüyor, yeni taşındıkları bir eve üstelik, ve sonra intihar amaçlı kendisini de yaralıyor ağır şekilde ve polis memurunun kumar bağımlısı olduğu ve kumar borçları olduğu söyleniyor. Eğer bu böyleyse bir diğer toplumsal sorunumuz var. Hani o suç lokomotifi dediğimiz kumarhanelerin somut olarak aile içinde ve dezavantajlı grup olan kadına nasıl yansıdığını görüyoruz. Basın ve polis mutlaka bunun daha ayrıntılı açıklamalarını ileride yapacaktır ama muhtemelen yeni taşındıkları bir ev, ödenecek olan taksitler, maddi sorunlar, adamın kumar bağımlılığı, savunmasız bir kadın, sonuçta bu şiddete eğilimli ve bunu da çözmek için şiddetle olan yaklaşımlar ve bunun ne yazık ki faturasını dezavantajlı durumda olan kadın ödedi. Bu örnekte yani toplumun yapısından dolayı dezavantajlı. Tabii ki, tabii toplum ki. Yapısı bu ve, yapı veyahut içerisinde veyahut da, bu, yapı içerisinde. Veyahut da bu eşit olmayan haklarla ilgili, yoksa o fırsat verilse belki çok daha lider konumunda olacak o ailede de kadın. Ama burada itilmiş, ikinci sınıfa atılmış bir kadın. Burada bir gazetede bir çocuk, bir başkasında iki çocuktan bahsediliyor. Şimdi o kız çocuğunun, düşünün, gelecekte o da anne rolünde olacak. O kız çocuğunun bu toplumdaki yaşam kalitesini, düşüncesini düşünelim. Yani bununla bağlamak doğru mudur? İzleyenler karar versin. Diğer taraftan da Kıbrıs Türk'ünün eskiden beri var olan laik düşüncesini, yani kadına da toplumda önemli görevler atfeden yapısını giderek Arabistan düşüncesine evrilmeye çalışan bir kolejimiz var. İlahiyat Koleji var. Hala Sultan İlahiyat Koleji. Orada da çok ciddi bir şekilde kadın ikincil bir varlıktır. Erkeğin bütün hizmetlerini gerçekleştirmesi gerekir. Erkek efendidir, kadın onun kölesidir. Bilinç altına yerleştirilen Arabistan'daki eğitim modeline uygun modeller uygulanmaya çalışılıyor. Bunu da örtmek için işte İngilizce de veriyoruz, Arapça da veriyoruz gibi. Yani donanımlı bir köle yetiştirmeye çalışıyoruz kadınlar için. Erkekler için de donanımlı efendiler yetiştiriyoruz. Düşüncesi hakim oluyor. Bu yüzden Kıbrıs Türk toplumu bu tür yapılara karşıdır. Kıbrıs Türk toplumu Türkiye'den çok daha erken laiklik adımını attı, çağdaşlaşma adımını attı. Atatürk'ün ilkelerini hiçbir zorlama olmadan benimsedi. Bir süre İngiliz sömürge yönetiminde kaldığı için de belki bunu yapabildi. Belki çok kültürlü bir toplumda, az da olsa Rum tarafındaki veya o zaman karma olan
toplumdan da bazı şeyler gördüğü için bunu yaptı ama sonuçta Türkiye'den çok daha ileridedir bu konuda. Ama ne yazık ki kadın cinayetleri konusunda bir göstergedir bu bize. Giderek düşüyoruz, lig düşüyoruz toplumsal düşünce bakımından ve Türkiye'ye yakın bir travma yaşıyoruz kadınlarla ilgili olarak. Bu yüzden basit bir olay gibi geçiştirmemek lazım. Bir de ikinci boyutu var. Demek ki öyle insanlar var ki erkekler için olabilir, bu kadınlar için de suç işlemeye eğilimli, hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak, ve bunu tespit edemiyor. Örneğin bir polis örgütü bunu tespit edemiyor ve alsın, tedavi etsin, eğitsin, gerekirse kadını korusun. Yani koruyucu uygulamalarımız da yok. Başka şeyler de olabilir. Yani cinayetler de olabilir. Sivil halktan da olabilir. Burada da psikiyatrik olarak, toplum sağlığı olarak önemli eksikliğimiz oldu, ortaya çıkıyor. Yani kırıntılar şeklinde olduğu zaman bu olayların saptanarak hem bireyin hem çevresinin zarar görmeden bu eğilimde olan insanların tedavi edilmesi lazım. Evet, peki FETÖ yapılanmasından, tutuklanmalardan birçok şey vardı yine bugün gazetelerde. Poliste işkenceye maruz kalan kişiden, yargıcın bu noktada poliste işkence var açıklaması, isyanı ve bir polis memuru hakkında soruşturma açılması gibi. Aslında hiç günün güzel başlatmayan haberlerle açtık yani. Günlerdir neyi konuşuyoruz? Özellikle neyi konuşacağız sizinle? Tabii ki konuşacağımız başka konularda olacak ama ağırlıkla %50 ürün belirsizliği tartışması. Ölçüm belirsizliği, özür dilerim, kararsızlığı. Ve günlerdir aynı konuyu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çünkü ciddi bir de endişe var. Tüm kesimleri dinlemeye çalıştık. Bu süreç içerisinde devam da edeceğiz. Açıklanmadı. Önce iddia olarak yayınlandı iki gazetede. Sonra Tarım Dairesi Müdürü'ne ulaştık. Bu iddialar doğru mudur diye ve bu uygulamanın hayata geçtiğini söyledi, açıkladı. Evet. Dolayısıyla artık iddia değildi. Evet. Ocak ayında alınan bir karar ama işte Haziran sonuna doğru. Evet. 7 Ocak'ta alınmış bir karar. Şimdi bir kere izleyiciler mutlaka çoğunluğu biliyordur ama bilmeyen az sayıda izleyici varsa, dinleyici varsa onlara söyleyelim. Bu pestisit dedikleri sonradan biyosit diye düzeltilen, yani canlı kıranlar dediğimiz bildiğimiz kimyasal zehirlerdir. Bu zehirler bitkilere zarar vermesin diye eskiden haşere dediğimiz canlılara karşı kullanılan zehirlerdir. Yani öldürsün onları diye, üzerinde kayıp olmasın diye. Bu zehirler ilk bulunduğu zaman Avrupa'da, özellikle Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılabilir mi kimyasal silah diye üretildi bunlar. Ondan sonra etkileri görüldükçe bir kısmı acaba tarımda da kullanılabilir mi gibi ortaya çıktı. İlk bulunduğunda özellikle ziraat mühendisleri veyahut da işte tarımla uğraşanlar faydalı olacağına inandılar ve kullanılmaya başlandı. Özellikle de Amerika kısa sürede Almanya'dan bunu ithal ederek geliştirdi ve Amerika'da da yaygın kullanılmaya başlandı. Kullanıldığı zaman anlaşıldı ki aslında o zararlılara verdiğinden daha çoğunu insana zarar veriyor. Ne yapıyor? Kanser yapıyor. Çok ciddi hormon hastalığı yapıyor. Kalp krizini artırıyor. Kısırlığa sebep oluyor. Bir de anne rahmindeki bebeğin ciddi bir şekilde hastalıklı doğmasına yol açıyor. Ve bu hastalıklar da böyle yapısal hastalıklar. Mesela benim branşım açısından baktığımızda doğuştan kalp hastalığı olarak daha fazla doğmasına yol açıyor. Ve hemen Amerika'da, Avrupa'da tepki oluşuyor. Toplumlarda, halklarda ve Rachel Carson'u muhakkak duymuştur izleyiciler, dinleyiciler. Rachel Carson'un Sessiz Bahar kitabını yazmasıyla da Amerika'nın senatosunda başkan tarafından bu konu gündeme alınıyor ve hemen sınırlanıyor bunların kullanımı. Kullanılması sınırlandığı zaman çok uluslu şirketler, çok büyük üretim yapan şirketler yeni pazarlar arıyorlar. Ve bu pazarları da
Amerika dışında buluyorlar. Tıpkı sigaranın tarihçesi gibi. Ve şu anda bu Sessiz Bahar kitabının Türkçe baskısının son ön sözünde Al Gore'un şöyle bir ibaresi var. Nasıl oluyor da kendi topraklarımızda, kendi ürünlerimizde kullanmaya izin vermediğimiz bu zehirleri diğer ülkelere pazarlamak için üretim izni verebiliyoruz cümlesini kullanıyor. Yani kendileri bunu kullanmıyor ama bizlere, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya varsa korumasız bölgelere satmaya çalışıyorlar. Bu %50 ölçüm belirsizliği aslında halk sağlığı için bazı araştırmacılar tarafından önerilen bir uygulamadır. Bizde 7 Ocak'tan itibaren tersi yapıldı. Halk sağlığını uygulamak için değil, bu zehirleri üretenlerin veyahut da pazarlayanların veya da bilinçsiz üretim yapanların ürünleri bizim piyasamıza girsin diye kullanıldı. Ama Avrupa Birliği'nde böyle bir uygulama yok. Olabilir mi? Nedir oradaki? Söyleyelim onu da. Diyelim ki sınırımız 10'dur bizim. Ki ideali hiç olmamasıdır bu zehirin. Hiç olmaması demek bu ürünün organik olması demek. Organik ürün birçok ülkede, Avrupa için söylüyoruz, %60'ların, 70'lerin, 80'lerin üzerindedir. Mesela Danimarka'da %85 ve üzeridir organik ürün oranı. Yani 100 tane ürün, 100 ton ürün üretiliyorsa 85 tonu organiktir. 15 tonu da kontrollü üretimdir. Onlar da organiğe geçmek için uğraşıyor. Veya Hollanda'da %87'ydi galiba en son. Hızla güncellenebilir bu bilgiler. Zaten %87'si organiktir. Geriye kalan %13'ü de kontrollü, entegre dedikleri sertifikalı üretimdir ki onlar da organiğe geçmek için uğraşıyor. Bir örgüt çıktı dedi ki sen 10 ölçüyorsun diyelim ki bir üründeki zehiri, ben hiç olmamasını istiyorum, organik olmasını istiyorum. Ama benim piyasama girmesi için de sınırın diyelim ki 12'dir. Tamam mı? Sınırımız 12, 12'nin üzerinde olanları piyasaya süremeyiz. 12'nin altındakileri tüketici bilmek kaydıyla, o yüzden de etiketlendiriyorum. Bunda bu pestisit vardır bilesin diye, ama 12'nin altındaysa piyasaya girebilir. Bir laboratuvar 10 ölçtü. Senin %50 hata payın varsa, ki bu çok zayıf bir laboratuvar demektir. Çok akredite olmamış bir laboratuvardır. Deneyimsizdir. Çalışanı da çok tecrübeli değildir. Ki bizim devlet laboratuvarı bu konuda çok deneyim kazanmıştır. Akredite idi yangından önce. Şimdi tekrar akredite olması için çalışmalara ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bizim laboratuvarda çıkan sonuçlara güveniyoruz. Eski bir Tabipler Birliği Başkanı olarak bunu da deneyimleyerek yaşadık. Güveniyorum şahsen ben de. Ama ola ki güvensiz bir laboratuvarımız var ve 10 çıktı bizim zehir oranımız. Sınırımız da 12. Diyor ki bunu önerenler, ha senin %50 hata payın varsa 15 de olabilir, 5 de olabilir. O zaman sen tedbirli davranacaksın, zehirli gibi düşüneceksin, kötüyü düşüneceksin, halka sunmayacaksın bu ürünü 15'te olabileceği için. Başka bir yerde çalışabilirsin, çalış, daha akredite bir laboratuvarda. Gerçekten 12'nin altındaysa bunu pazara sür. Yani artı olarak düşünülüyor. Yani halk sağlığını korumak Yüzüm. İçin daha az zehir olsun diye. Bizde ne yapıldı? Abi ben 10 ölçtüm, bu 5 de olabilir, sınırım da 12'dir ya da 8'dir. Buyur piyasaya gir. Yani Avrupa'nın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Laboratuvar ölçecek, bana 10 diyecek. Ben ofisteyim ya da işte dairedeyim. Ve dairede ben kağıda bakıp yok ya bu 10 değil 5'tir, 5 de olabilir deyip piyasaya süreceğim. Şimdi dendi ki tüm Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ya da aday ülkelerde uygulanır bu. Hayır, uygulanmaz. Bir tek Türkiye uygulamaya çalıştı bunu. Domateste, onda da başaramadığı için zehir oranlarını düşürsün. Domatesle uygulamaya çalıştı. Rusya'da ne olursa olsun ben bu domatesi istemiyorum dedi. Satamadı. Çünkü seralarda fazla şey kullandı. Kimyasal. Bir türlü düşüremiyor şeyi, sınırı. Yani bu neye benzer bilir misiniz? Geçme notu 5'tir okulda. Bizim çocukların çoğu 4 alıyor. Biz çocukları daha fazla pekiştireceğimize, birazcık daha iyi kaliteli eğitim verip de 5'in üzerine çıkaracağımıza, tamam ya geçme notu 3 yapalım da hepsi geçsin. Ki yanlış da bir
söylem değil bu. Ne yazık ki şu anda uygulanıyor bizim ülkemizde bu da. Yani tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulandığı söylemi doğru yalandır, değil diyorsunuz. Yalandır. Yani önerir mi sadece Avrupa Birliği'ni bunu? Bir kural yok mu? Bir grup tersini önerdi bunun tedbirli olmak için. Senin laboratuvarın, eğer hata payı yüksek bir laboratuvarsa bunu ihtiyatlı davranarak halk sağlığını korumak için yapacaksın. Zaten kendileri de açıklarken Tarım Dairesi Müdürlüğü halk sağlığını korumak için bu adım atmışlar. Tersidir bu. Bu neye sebep oldu? Bir, daha fazla zehirli ürünleri tüccarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirmesine yol açtı. Çünkü Avrupa'da satamaz, başka yerde satamaz. Kim kabul eder bunu? Kuzey Kıbrıs kabul eder. Hemen Kuzey Kıbrıs'a zehirli ürünler daha fazla geliyor. Neye sebep oldu? Doğru, kaliteli üretim yapan üretici de zararda. Neden? Çünkü güvensizlik var. Gidip de hangisinin temiz, hangisinin kirli olduğunu ben bakarak anlayamıyorum. Şahıs olarak da, örgüt olarak da bunu ölçmemiz gerekir. Ölçen de devlet kurumu sana daireye gönderiyor zehirli diye. Sen yok diyorsun, bunun yarısı da olabilir. Yani ya temiz ise piyasaya sürülemez bir ürün, ya kirli ise diye düşünülüp tedbirli davranılır. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de yıllardır uygulanan ihtiyatlılık ilkesidir. Bir diğer zararı ne oldu? Bu gıda ürününü, tarım veya hayvancılıkta da çok daha büyük sorunumuz var ama örnek burada tarım ürünleri olduğu için bu tarım ürününü, gıda ürününü bu taraftan almamak için güneye geçip daha kontrollü olduğu için oradan almak fırsatı bulanlar almak için geçiyor. Onun yanında diğer ürünleri de alıyor. Dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin, ekonomik çarkların da bozulmasına yol açar bu tür uygulamalar. Bu yüzden Tarım Dairesi Müdürlüğü'nün askıya aldık bu uygulamayı demesini biz yeterli bulmuyoruz. Bu uygulamadan kaldırılmıştır demeleri lazım. Çünkü her an askıdan inebilir, yine sessiz sedasız bir şekilde. Ve yine bizler TDP olarak da bir paydaşı olduğumuz Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu olarak bunu yargıya götürme kararındayız. Ocak ayından itibaren göre göre halk zehirlenmiştir. Neden? Kendi tabi oldukları yasa var. Bu yasa, ilgi duyanlar için söyleyelim, 87 yılında çıkarılan 64 sayılı yasa. Bu yasanın işte tarımsal zehirler denetimi hakkında yasadır bu. Ama o zamanki bilgiye göre tarımsal ilaçlar terimi kullanıldı. Ama bu yasamızda 30. maddede der ki, 30. maddenin de 3. ve 4. fıkrasında der ki, sağlığa aykırı miktarlarda kalıntı miktarı bulunan ve piyasaya ve veya satışa sunulan ürünler toplatılır ve veya yok edilir. Yani bunun alternatifi yoktur. Ben buldum ama yarısı da olabilir diye piyasaya süreyim. Burada bir şey daha söyler. Bunu Hüseyin Angolepli abimiz mecliste gündeme getirdiği zaman vurgulamıştı onu da. Onu da belirtelim. Tarlada yüksek buldum. Bekleyeyim de 3 gün sonra bir daha tahlil yapayım da gene piyasaya süreyim de yoktur. Bulduğun anda imha edeceksin bunu. Toplatacaksın, imha edeceksin. Ve bu anayasaya da bağlı olarak halkın sağlığını korumakla yükümlü olan bir hükümetin yasalara da bağlı olarak bir dairenin ve yine Avrupa Birliği'nde bu vardır demek güneşin batıdan doğuyor iddiasına benzer. Yani Avrupa Birliği bunun tersine gidiyor. Organik tarıma gidiyor. Organik tarıma gitmek için de halk sağlığını korumaya çalışıyor. Biz de özür dilerim bunu da söyleyeyim Damla. Bizde organik tarım oranı binde olarak ifade edilir. Yani 1000 ton ürün üretiyorsak bir bile değildir bizdeki organik ürün. Yani 36-38 tane organik üreticimiz var. Avrupa'da %70-80-85'den bahsediyoruz. Yani ve var olan diğer küçük grup için daha organik nasıl yapılır, daha sağlıklı nasıl yapılır diyedir. Tarım Dairesi Müdürü yayına bağlanmak istediğini söyledi. Tabii. Dolayısıyla tabii. Sevgili Bilal, telefon numarasını ben sana Messenger üzerinden de attım. Dolayısıyla az sonra bir de rapor var gönderdi. O raporun yayınlanmasını istedi. Bu raporu siz izah edin dedim. Tabii, tabii. Yayınlar mısınız dedi. Dolayısıyla sevgili Bilal ulaşırsan az sonra. Şeye de soralım bağlandığımız zaman.
hangi Avrupa ülkesinde laboratuvarın bulduğu değeri daire müdürü yarısıdır diyerek piyasaya sokabiliyor? Bunu soralım, bize somut olarak söylesin. Hangi Avrupa ülkesinde daire müdürü gözüyle bakarak yok bu zehirin yarısıdır diyebiliyor? Bunu bize söylesin. Göçeri yapıp bakıp öyle sonucu laboratuvar sonucu veriyor. Daire müdürü yok diyor, bunun yarısıdır, limitinin altındaysa diyor, geçsin. Şimdi bir kötü haber de var, az sonra paylaşacağız ama bir yandan da teyit için bakıyorum ki yine biri hayatını kaybetti, detayını az sonra paylaşırız sizinle. Tarım Dairesi Müdürü, sevgili Bilal, Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal, telefon numarasını da attım. Dolayısıyla az sonra yine paylaşırız izleyenlerimizle Mehmet Akif Ünsal'ın açıklamasını, bakalım nedir söyleyecek olan, rapor nedir, bunu da konuşuruz ama kötü bir haber var internet üzerinden de, evet bakmaya çalışıyorum. Hakan Çakmağı kaybetmişiz. Oo. Ve bununla ilgili olarak da evet, BRT'de program yapımcısı, yazar Hakan Çakmağ'ın yaşamını yitirdiği gününde bir haber var. Sanıyorum bir kalp krizi, detaylarını az sonra paylaşırız izleyenlerimizle. Başsağlığı dileyelim. Çok acı bir kayıp. Yakınlarına da sabırlar dileyelim. Çok, evet, çok bizim de tanıdığımız bir arkadaşımız. Evet, çok acı bir genç yaşta kayıp. Çok acı bir kayıp. Evet. Evinde ölü bulundu ve kalp krizinden şüphelendiği ifade ediliyor. Deniliyor. Evet, bir kez daha başsağlığı dileyelim ve tekrarlayalım. Hakan Çakmak yaşamını yitirdi. Program yapımcısı, yazar Hakan Çakmak'ın evinde ölü olarak bulunduğu bilgisi var ve kalp krizinden şüphelenildiği ifade ediliyor. Bu bilgiyi de paylaşmış çok olalım. Yazık. Çok kötü haberlerle başladık gerçekten. Yani bizim gerçekten Kuzey Kıbrıs'taki yaşam kalitesini artırmaya çalışan arkadaşlardan birisiydi. Özellikle nefes almamızı sağlayan kültür programları, müzik programları, BRT2'de özellikle sanat programlarıyla ilgili çok emeği olan bir arkadaşımızdı. Hepimizin başı sağ olsun dileklerimizi iletiyorum ve özellikle yakınlarına çok zor bir süreç. Evet, çok genç yaşta bir ölüm. Evet, Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Konuğunuza da günaydın diliyorum. Peki. Günaydın. O raporu sevgili Bilal, az önce gönderdiğim fotoğrafı, bir rapor gönderdiniz çünkü. Yayınlayın lütfen dediniz. Dolayısıyla sizden dinleyelim önce nedir ama çok kısaca. Sevgili Bilal. Tamam, peki çok vaktinizi almak istemem. Bu %50 ölçüm belirsizliğinin bütün Avrupa Birliği laboratuvarlarında uygulandığını 3 gündür her tarafta anlattım. Birçok televizyon kanalında, bazen de telefonda bağlanarak. İlkten Hüda Bey de hayır, Avrupa'da böyle bir uygulama yok diye başlamıştı. Şimdi var ama işte artı uygulanıyor şeklinde rota değiştirdi gibi geliyor bana. Bakın, Sante'nin yayınladığı bu dokümanda çok açık bir şekilde ölçüm sonuçlarının yorumlanması kısmında çok açık bir şekilde yazıyor. Analitik sonuçun yasal limitlere uygunluk değerlendirilmesi, analiz sonucundan ölçüm belirsizliğinin çıkarılmasıyla elde edilen sonuca göre yapılır. Çok açık bir şekilde bu uygulamanın çıkarılarak yapıldığı, yani acaba mı, öyle mi, değil mi tartışmasına fırsat vermeyecek bir şekilde, çok açık bir şekilde çıkarılmasıyla elde edilen sonuca göre yapılır diyor. Ve bundan sonra ortaya çıkan değer eğer maksimum limitleri yüksekse ona göre işlem yapılır, yani imha edilir ya da geldiği ülkeye iade edilir. Eğer limitlerin altına iniyorsa da bu kabul edilir. Çok açık bu tartışma yaratmayacak şekildedir. Ve bu raporda da size gönderdiğim raporda da Avrupa Birliği ülkelerinden birinden bir laboratuvar neticesidir bu. Burada da çok açık. Oradan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Yani biz gösteriyoruz aynı zamanda laptop üzerinden. Ekranda çok görünmüyor. Çok net görüyoruz. Ama çok net. Şu anda görebiliyor. Şimdi ayrılmadan Sayın Mehmet Bey tartışalım beraber. Sizde de rapor var zaten. Birinci madde
amipirit değil mi? Evet, açık amipirit. Evet. 0.0 0.0 bunun tartışacak çok bir şey yok. En sağda çok güzel çok güzel şeyler var. Bak 0.021 artı eksi evet. Binde 11. Evet, tam 0.21'in yarısı. Binde 11. Ve bunun bir alt değeri, bir üst değeri ortaya çıkıyor. Hayır, üst değeri yok Hüda Bey. Yani demin okudum size. Nasıl diyor? Bu uygulama kesinlikle 0.021 Sayın Ünsal, Sayın Ünsal. Çok teknik bir şey. Dün zaten Damla Hanım'a laboratuvardan ilgili arkadaşımız katıldı. Bunları çok detaylı izah etti. Bunları izlemiş olmanız gerekirdi. Ya da tamam, en azından dinleyelim, dinleyelim ki karşılıklı konuşma olduğu zaman Sayın Hüdaoğlu sorsun sorusunu, sonra sizi dinleyelim ki tam hem siz söyleyebileceğinizi söyleyin, hem Sayın Hüdaoğlu soracağını şimdi, sorabilmiş olsun. Bu 0.021 artı eksi 0.011 değil mi? Evet. Bunun eksisini yaptığımız zaman 0.010 oluyor. Artısını yaptığımız zaman 0.033 oluyor. Yani bizim ölçtüğümüz bu değer, eğer bu hata payına sahipse 0.033 de zehir var, bu şeyde olabilir, 0.010 da olabilir. O zaman sen bunu piyasaya sürüp de 0.010 da olabilir deme hakkına sahip değilsin. Sen 0.033 olabilir, bunu sürmeyeceğim piyasaya, bir daha ölçeceğim. Gerçekten limitin altındaysa koyacağım demektir. Yani senin görevin halk sağlığını korumaktır. Kimyasal tamam, hemen cevap vereyim. Vereceksin cevap vereyim. Tabii. Kimyasal zehiri piyasaya sokma yetkin veya görevin yok senin. Senin görevin halk sağlığını korumaktır. Ve bakın, burada da Mehmet Bey, şimdi bir dakika tamamlıyor Sayın Hüdaoğlu, sonra sizden burada alacağız. Burada da siz açıklıyorsunuz. Tamam, yani aşağı kadar bütün Sayın Ünsal, Sayın Ünsal, bir dakika lütfen. Peki ben size açıkça şunu soruyorum Mehmet Bey. Hangi Avrupa ülkesinde laboratuvarda çıkan sonuç 10 iken müdüre gider de müdür 5'e düşürüp bu ürünü piyasaya sokar? Hangi ülke? Bir tane örnek göster bize. Hüda Bey, bütün Avrupa ülkelerinde uygulama budur ama... Öyle olsa o müdür istifade arkasından da hükümet düşer. Müsaade etmezseniz konuşamayacağım. Yani ben de konuşacaksam lütfen müsaade edin. Buyurun. Hiçbir Avrupa ülkesinde müdürün yetkisinde değildir bu. Evet. Laboratuvar sonuçları çok açıktır. Ve santenin talimatları da çok açıktır. Talimat? Bu çıkan sonuçlar, bekleyin ben de lütfen söyleyeyim. Ha, söyleyin. Bu sonuçlar kesinlikle, bunun da resmini atabilirim size ve Damla Hanım'ın programında bunları anlattım ama hiç bunlara bakma ihtiyacı hissetmedi. Dinledim ben sizi. Çıkarılarak, eksilterek çıkan sonuç baz alınır diyor sante. Ve bunu uygulamayan hiçbir laboratuvarı ben dikkate almam diyor sanki. Daha bundan açık bir şey olabilir mi? Arkadaşlarımız, devlet laboratuvarından arkadaşlarımız geçen hafta İspanya'daydılar ve bu sante dokümanını yazan kişiyle bir konuştular. Tamam. Kesinlikle şu anda uygulanmayan bir ülke yok ve bu artı olarak hiçbir zaman uygulanmaz. Kesinlikle dokümanda çok açık yazar. Bu eksik uygulanır diyorsunuz siz. Limitlerin üzerinde kalırsa ona göre limit üstünde işlem görür. Avrupa Birliği'nin... Yani bunu reddetmeniz, bunu böyle söyleyerek reddetmenizin tek anlamı yok. Çok açıktır burada. Ben bunu size fakslayabilirim, peki, gönderebilirim. Yok. Yani hayır, böyle değildir. Peki, sanırım hat koptu ama tekrar arayacaktır Sayın Ünsal. Ya da biz arayalım tekrar sevgili Bilal. Bir kere çünkü hat koptu, o İspanya'da görüşülen, kim hangi arkadaşlar kiminle görüştüyse, o örgütün Avrupa Birliği'nin gıda güvenliğini yönlendirme veyahut da yönetme yetkisi yok. Onun öneri sunma yetkisi var. Onu da Avrupa Birliği uygulamıyor şu anda. Ola ki böyle bir öneri kabul edilirse halk sağlığını tehdit etmemek için tersini yapmak lazım. İhtiyatlı davranmak lazım. İhtiyatlılık ilkesine dikkat çekmek lazım. Somut olarak şunu soralım Mehmet Bey'e bağlandığı zaman. Bizde o sivri biber örnek, yani yüksek çıktı da yarısı gibi gösterip müdür piyasaya soktu. Avrupa'nın hangi ülkesinde pazarlanabilir o biber? Kirlilik olarak hangi ülkenin limitlerinin altındadır?
Evet, ulaşmaya çalışıyordur eminim sevgili Bilal. Evet. Yeniden Tarım Dairesi Müdürü Sayın Mehmet Akif Ünsal'a yeniden ulaşalım sevgili evet. Bilal. Çünkü yarım kaldı kendisinin de sözleri, tartışmada yarım kaldı. Evet. Dolayısıyla tekrardan ulaşalım. Sanıyorum hat koptu. Eğer öyle bir durum yoksa ve ulaşılamıyorsa eğer evet, yani burada önemli olan bakanlık üzerinden ya da Tarım Dairesi evet. üzerinden sabit numaralardan da ulaşabilirsiniz. Önemli olan bu askıya alındı dedikleri uygulamanın uygulamadan tamamen kaldırılması lazım. Çünkü bizden habersiz ne zaman askıdan ineceğini bilemeyiz. Galiba bağlantı mı var? Evet. Tamam. Yeniden telefon attığımızda. Damla Hanım bir cümle soracağım. Ben çünkü bilmem sebeplerini ama hat kesiliyor çok. Eğer Hüda Bey bu çıkan... Bilal sesi sonuçlar... yükseltelim lütfen. Efendim? Bilal yönetmen arkadaşımızın sesi biraz yükseltmesini rica ettim. Buyurun şimdi duyuluyor. Buyurun. Sayın Ünsal. Sayın Ünsal. Evet. Herhangi bir doküman, herhangi bir belge Santel'in bu dokümanında bir ibare bulursa ben bütün iddialarından vazgeçeceğim. Benimki burada ortada sonuçlardan eksilterek uygulanır deniyor. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde uygulandığını biliyoruz ve çok yakında Avrupa Birliği'nin Santel'den, mümkünse Santel'den değilse ilgili kuruluşundan bir uzman en geç bayram sonrası biz buraya getireceğiz ve bunu bütün kamuoyuyla Hüda Bey'i de çağıracağız o gün. Bir açıklama yapmasını basına. Bunun startını verdik dün. Araya bayram girdiği için birkaç gün süre alacak. En azından telekonferans şeklinde bize bu uygulamayı sunacaklar. Orada bütün paydaşlarımızı Hüda Bey'i de çağıracağız. Oradan yayınlanmasını isteyeceğiz. Ama gerçekten artı olarak uygulandığına dair bir ibare bulursa lütfen çok açık sizde var. O zaman internetten bana bunu gönderebilir. Peki. O zaman halk sağlığını nasıl koruyoruz Mehmet Bey? Bakın Avrupa Birliği korumuyorsa halk sağlığını çok açık söylüyorum. Avrupa Birliği eğer bu değerlerden halk sağlığını Avrupa Birliği'nde böyle bir uygulama yok. Önden azim korumayız diyelim. Avrupa yani Birliği'nde Avrupa Birliği uygulamaların dışında hiçbir uygulamamız yoktur. Ben bunu 3 gündür anlatmaya çalışıyorum. Avrupa Birliği ne diyorsa onu yapıyoruz. Limitlerimiz de Avrupa Birliği limitleri. Ülkemize ithal ettiğimiz ilaçlar da Avrupa Birliği'nde ruhsatlı olan ilaçlar. Bu uygulamada Avrupa Birliği'nin uyguladığı bir uygulamadır. Bir yani, dışında bizim ne karımız olabilir bu uygulamadan ki? Yani Mehmet Bey, bizim o kirli çıkan sivri biber Avrupa'ya giderse girebilir mi pazara? Kesinlikle girebilir. Dün geçen gün Damla Hanım'ın programında söyledim. Biz bu biberi Avrupa Birliği'ne göndersek ve bu analiz sonuçlarını onlar bu şekilde elde ederse... Kesinlikle Avrupa Birliği bunu ülkesine sokar. Çok aşikardır. Bunda bir tereddütüm yok benim. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki. Eklemek istediğiniz var mı? Soracağınız peki, var mı? Peki son bu madem ki doğru bir uygulamaydı niye askıya aldınız? Bakın bunun askıya alınma sebeplerini de açıkladık biz kararımızda. Toplumda yeterince tartışılmamış olması bir sebep olabilir. Üreticimizin bundan zarar görmesi çünkü söylemler her tarafta yanlış anlaşılmalara söz konusu oldu. Ve bu tartışmalar sağlam bir zemine oturuncaya kadar mesela demin bahsettiğim Avrupa Birliği'nden gelecek bir uzmanın belki açıklamalarıyla birlikte bu ikna süreci tamamlanıncaya kadar bu ne kadar olur? Bir ay olur, üç ay olur, bir sene olabilir bilemiyorum. Bu zemine oturuncaya kadar biz bu uygulamayı askıya aldık. Yani askıya almaya tavsiye etme kararı aldık devlet laboratuvarına. Peki, uygulama tamamen onlarındır. Tekrar askıdan indirileceğinde halkla paylaşacak mısınız yoksa gene gizli olarak mı askıdan yok yani bu kadar tartışmadan sonra kesinlikle paylaşırız. Çünkü zaten evet. halk tarafından yeterince hazmedildiğini anladığımız gün tekrar tartışarak bunu gündeme alınmasını talep edeceğiz. Peki. Tabii bu bizim tavsiye kararımızdır. Bunu uygulama yine de devlet laboratuvarına aittir. Biz tavsiye kararı alıyoruz yani. Devlet laboratuvarına yazdığımız yazılara da tavsiye edin. Bunu tavsiye ediyoruz. Şimdi devlet laboratuvarı da diyor ki, devlet laboratuvarı da diyor ki biz uygulanmasından yanayız. Ama biz analiz raporlarını veririz. Bundan sonrasında değerlendirme artık Tarım Dairesi'ndedir. Yani değerlendirme zaten göz önündedir bütün rakamlar. Bunda bir değerler tekrar şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir yorum yoktur. Rakamlar ortada. Nasıl uygulanacağı talimatlarla ortada ama biz bu kararı
sağlam bir zemine otursun diye askıya aldık. İleriki aşamalarda tekrar tartışır. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz size. Yayınımıza katıldığınız için iyi günler diliyoruz. Evet, buyurun. Evet, yani öyle görüyoruz ki daha büyük bir tartışma bu konuda bizi bekliyor ileride. Hep beraber buna hazırlanacak, yapacak. Belki de bizim sormamız gereken önemli bir soru daha vardı Mehmet Bey'e. Başka bir platformda bunları sorarız. Organik tarım üretim oranımız yüzde kaçtır? Ve bununla ilgili Avrupa Birliği'nde kaçtır ortalama? Madem ki her şeyimiz Avrupa Birliği'ne uyumludur. Bu konuda niye bu kadar büyük bir fark var? %80'ler, %1'ler. Nasıl oluyor bu iş? Ve kesinlikle Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Sağlık Örgütleri böyle bir uygulamayı kabul etmez, edemez. İhtiyatlılık ilkesi diye bir ilke vardır. Sen açıkça diyorsun ki sınırın üzerinde de çıkabilir. O zaman onu tutacaksın, bir daha test edeceksin. Çünkü referans laboratuvarda yapmadıysan bunu, gerekirse referans laboratuvara gönderip yaptıracaksın ve limitin altındaysa sokacaksın. Evet. Bir de şu var, yani hep gözden kaçırılır. Bir bilgiyi daha paylaşalım izleyenlerimize. Yine bir ölüm haberi. Karısını öldüren polis memurunun hayatını kaybettiği bilgisi var. Bu sıcak gelişmeyi de paylaşalım. Veya kızlar hangisi doğruysa hem annesiz hem babasız büyüyecekler. Çok büyük bir şey bu. Yani. Çok büyük bir travma. Çok büyük bir orsalama. Evet. Peki devam edelim. Yeniden bilgi geldikçe aktarırız izleyenlerimize. Evet. Yani doğru üretim yapanlar, kontrollü üretim yapanlar, esnaf, tüccar, market sahipleri bu konuya daha fazla eğilmesi lazım. Belediyeler Birliği. Çünkü doğru üretim yapan, kurallı üretim yapan, hatta başarıp da organik üretim yapanlar bu kirli ürünlerin girmesinden dolayı da kaybediyor. Genelleme yapıldığı için, etiketleme olmadığı için ciddi bir sorun yaşıyoruz. O yüzden kendi ekonomik faaliyetleri içinde, toplum sağlığı içinde, başka tüccarlara, Kuzey Kıbrıs'a kirli ürünleri sokabilmek için de fırsat verilmemesi için onların da bu konuda ciddi ses çıkarması lazım. Yani sadece tüketicinin, sadece hekimin, sadece bir başkasının, bir muhalefet partisinin görevi değildir bu görev. Bütün toplumun görevidir. Ha, hükümeti destekleyen bağımsız milletvekillerinin daha çok görevidir. Veya hükümeti destekleyip de vicdanı temiz kalan insanların daha büyük bir görevidir. Bu yüzden gıda güvenliği hepimiz için gereklidir. Özellikle de çocuklar, kadınlar, yaşlılar çok daha risk altındadır. Çünkü çok daha hormonal etkileri var bunların. Yani hormon bozucu etkileri var. Kanser başlatıcı etkileri var. Kanser başladıysa ilerletici etkileri var. Kalp krizleri gibi sorunlar, kısırlık gibi sorunlar bu zehirlerle ilgilidir. O yüzden hepimizin gereğini yapması lazım bu konuda. Peki bir mesajımız var. Memduh Ener yazmış. Başında aslında güzel sözler de var. Memduh Ener. Günümü renklendirmek, gözümde tebessümle ruhumu dinlendirmek için izleyip kaydederim her sabah programını. Kafamızı bozan müdür benzerlerini dinlemek istemeyi söz hakkına saygı öğrenip katılsın gibi bir eleştiri de bulunmuş. Gerekli yerlerde zaten kendisine söyleyeceğini söyledi. Konuğumuz da gerekli yerlerde. Yok de, ben hani diyaloğun olması gerektiğine inanıyorum. Hatta en büyük tepkimiz bu tür uygulamalar tek taraflı karar alınarak girdiği zaman çok daha büyük suç oluyor. Otururuz tartışırız. İkna edilemediğimiz zaman da biz yargı yolumuza gideriz. Ama yani tekrar söylüyorum biz yargıya gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer çevre platformu da buna inanıyorsa biz çevre platformu olarak gideceğiz. Parti de zaten buna hazırdır. Ayrıca diğer tartışmalar yapılır. Çünkü yasalar ortada, evrensel değerler ortada. Yasa diyor ki kirli bulduğumu toplatıp yok edeceğim. Evet. Bunu yarıya düşürüp de piyasaya sokamayın ya da tarlada bir sonraki ölçümü yapıp da bekleyemen düşsün. Tekrar madde açıktır. 1987 yılının 64 sayılı yasasının 30. maddesinin 4. fıkrasında bu açıktır, sarihtir. Evet.
Peki bir başka konuyla devam edelim. Tabii. Aslında bunu da konuşacaktık. Zaman da ilerliyor. Hı-hı. Gerek telefon bağlantısı gerek zaman zaman aktardığımız haberler ama Kıbrıs sorunu da önemli bir süreçten geçiyor bu noktada. TDP, MYK, ÖSİ kimliğinizle bir değerlendirme yani, almaya çalışalım. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ekibinin ve Kıbrıs Türk toplumunun çoğunluğunun federal çözüm için hazır olduğunu görüyoruz. Rum tarafının ayak sürdüğünü de izliyoruz. Onların da haklılık gerekçesi olabilir. Seçimleri var, kilisenin gücü var falan. Henüz toplumlarını hazırlamadılar. Ama öyle gözüküyor ki Crans-Montana'yı zorlayan Sayın Akıncı ve ekibidir. Çünkü Anastasiadis şartlar sunarak gitmemeye çalıştı. Ama BM Başkanı nezdinde girişimle bu sorun açıldı. Kıbrıs Türk toplumunun hazır olduğunu, Türkiye'nin hazır olduğunu Türkeş'in dünkü açıklamalarından sonra görüyoruz. Tabii ki Türkiye'nin de kendi beklentileri, istedikleri var. Fakat bu sorun çözülmediği sürece en çok zarar gören de Kıbrıs Türk toplumudur. Bunu da yıllardır yaşıyoruz. Dileyelim ki AKEL gibi sol partiler baskı unsuru olarak ve samimi davranarak en azından seçim güzergahına giren Güney Kıbrıs'ta evetçi grubu artırabilirler. Ancak geçmişte iki toplumun da yaptığı yanlışlıklardan da ders alınması lazım. Yani örneğin Sayın Akıncı İsviçre'ye gidip de orada görüşme yaptığında işte tatile gidiyorlar söylemini söyleyen Kıbrıslı Türkler de var ve samimi olarak çözüm isteyenler içerisinde de bu var. Şunu açıklamak lazım. Yani Sayın Vamuk Volkan'ın kitaplarında da var. Birçok uluslararası psikoloji yapan, sosyal psikiyatride uğraşan insanların açıklaması var. Bu ülkenin veya bu toprakların stres yükü içinde iki grubun oturup da çözüm yapması daha zordur. Çünkü o bağlarından kurtulmaları daha zordur. Ancak birazcık böyle uzaklaşıldığı zaman bu tür yerlerde köklü sorunlara geriden çok ileriye bakarak yani prospektif dedikleri ileriye dönük çözümler bulunabilir. %1 bile olsa bu ihtimali artıracak olan bir yurt dışı oturumundan bence üzüntü duymamamız lazım. Dolayısıyla çoğu izleyicinin, dinleyicinin de aynı görüşte olduğuna inanıyorum. Kıbrıs Türk tarafı hazırdır. Rum tarafının ne kadar hazırlanabildiği, ne kadar hazırlanabileceğini göreceğiz. Crans-Montana'da. Umarım ki olumlu bir yola girilir ve iki toplum içinde, Türkiye, Yunanistan içinde, bütün bölge içinde, dünya içinde daha iyi günler gelir. Gelse de gelmese de biz gıda güvenliğini, sağlığımızı, çevremizi, sosyal çevremizi, yani biraz önce konuştuk, intiharlar, cinayetler, ölümler, trafik kazaları, yani bunlar da çevremizin önemli parçalarıdır. Bunları daha iyi yapmak için sorumluyuz, anlaşma olsa da olmasa da. Yani her şeyi anlaşmaya da öteleyemeyiz, her şeyin çözümü orada olacak diyemeyiz. Evet, önemli bir kulvar artış olacak, lig yükseltmesi olacak Kıbrıs Türkiye için ama kendimizin de çok daha fazla çalışması lazım diye düşünüyorum. Evet, ekranda da görüyoruz. Yine bir son dakika olarak geçiyor. Evet. Az önce programın başında çok yazık oldu. Bir kez daha sabır dileyelim. Geçmiş olsun dileyelim, ailesine sabır dileyelim. Yaşıyla ilgili bir bilgi var mıdır? Çünkü gerçekten de yani çok 40, genç. 40-45 arası bakalım olsa. Hemen, evet, çok gençti. Bakarız hemen ama yaşı da oldukça genç. Yazık. Aktarmaya çalışırız az sonra. Aynı şekilde karısını öldüren ve bugün de gazetelerde yer alan polis memurunun da hayatını kaybettiği yönünde de bilgiler var. Bunu da paylaşmış olduk sizlerle. Gerçekten de çok büyük, kötü bir güne başladık. Evet, bugün. Veyahut da var olan sorunlar daha fazla su yüzüne çıkıyor. Bunaltan dereceye yükseldi artık bu ülkede. Tabii. Hepimiz bunalıyoruz dolayısıyla. Kalp krizi geçirmemek. Kalp krizinde tabii bilemiyorum. Arkanını hatırlamıyorum. Sigara içiyor muydu ama sigara çok büyük bir faktördür. Erkeklerin özellikle
hormonal yapısından dolayı da daha yatkın olduğunu kalp krizine daha erken yaşta biliyoruz ve en önemli faktör sigaradır ama tek faktör değildir. Kolesterol gibi, yüksek tansiyon gibi, trigliserit değerleri gibi, şeker hastalığı gibi damar tıkanıklığını artıran sorunlar önemlidir. Biraz önce bahsettiğimiz gıda güvenliği çok önemlidir. Çünkü bu zehirler hepsini etkiliyor. Kolesterolü de etkiliyor, hormonları da etkiliyor, şekeri de etkiliyor. Çok yani üzgünüz bütün izleyenler gibi. Fakat en azından ders çıkarmamız lazım bu tür olaylardan ve hem geride kalanlar için mesela annesini ve babasını kaybeden o çocuk veya çocuklar için ne yapabilir bu toplum? Bu tür örnekler yaygınlaşıyor. Hakan'ın çocuk ve ailesi için ne yapılabilir? Yani bunları konuşmamız lazım. Yeni örnekler olmaması için ne yapılabilir? Bunları konuşmamız lazım. Evet, yani çok şey. Üzücü bir durum. Üzücü olaylar ama bunlardan kopmak, başımızı kumun altına sokmak değil, tam tersine çözümlerini bulmak için çabalamamız lazım. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hem kolay gelsin diyelim. Şahsım adına hem partim adına ve bütün izleyenlere de bu tartışmalardan daha fazla mücadele özeti çıkarmalarını temenni ediyorum. Yoksa küsme, her şeyi kaybettik, hiçbir şey yapamayız düşüncesini değil, yapabileceğimiz çok şeyler olduğunu görerek umarım bu programdan ayrılırız. Ve işte rüşvetler, arazi tahsisleri, vergi adaletsizliği gibi birçok sorun var. Bunları da demokratik bir şekilde nasıl çözebiliriz? Bunları aşmamız lazım. Bu konuyu gündeme getirdiği için Sayın Hüseyin Angolemli abimize, milletvekiline hem teşekkür ediyorum hem de espriyle karışık bir mesaj vermek isterim. Derler ya her şey gençlerde. Hayır. Olgun, tecrübeli insanlar ile gençler bir araya gelmesi lazım, orta yaşlılar. Olgun, tecrübeli insanların tecrübesi, analitik dediğimiz sorgulayıcı zekası, gençlerin enerjisi, bilgiye açıklığı bir araya gelmesi lazım. Ki bu tür sorunlar bertaraf edilsin. Yoksa kamplaşma hiçbirimize fayda sağlamaz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kırmadığınız için bir kez daha kolay gelsin diyelim size. Her zaman yer vermek hepimize isteriz. Tabii ki. Tabii. Mehmet Bey'le de istediği zaman, istediği ortamda diyalog ve tartışmaya açık olduğumuzu söylüyorum. Evet. Bağlandığı için de teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber daha iyi düzeylere çıkarız diye umut ediyorum. Umalım öyle olsun. Evet. Evet. Reklam kuşağımız var sırada, günün ilk haberleri. Hemen sonrasında programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Değerlerin mimarı Selba Homes'tan size yeşilin en kaliteli halini sunan yepyeni bir proje Selba Green. Çevre dostu olsun. Lefkoşa'nın her geçen gün gelişen ve değer kazanan semti Yenikent'te ulaşabileceğiniz en eşsiz tasarıma sahip Selba Green, mükemmel konumu ile kusursuz bir yaşamı sizlere sunuyor. Daha ne olsun? 2+1, 3+1 daire seçenekleriyle Türk koçanlı, yüksek kaliteli malzemelerden inşa edilmiş Selva Green, size yeşilin kalitesini sevdirecek. Estetik ve modern. Modern Selva Green, ailenizle birlikte huzuru ve konforu hayatın tam merkezinden yaşamanızı sağlayacak. Selva Homes, yapımızda güven var. 444-2526. Evim, evim, güzel evim, Selva Homes'tan olsun. Ben kimim? Memleketim Kütahya, işim seramiktir benim. Bu topraklardır yerim yurdum. Adım adım bu ülkenin her köşesindeyim. Ben Kütahya seramiyim. Dost Meclisi'nde milli seramik diye bilinirim.
dünyanın her yerinde bu toprakları temsil ederim. Fark yaratmayı severim. 60'a 160, 80'e 160, 80'e 240, 120'ye 120 olabilirim. Ha, kimse de olmasın derseniz 120'ye 240 derim. Ebatlarımla ve doğal tasarımımla Türkiye'de ilk, haliyle tekim. Ben Kütahya Seramiyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Distribütörü Cahit Necipoğlu. Gönyeli'nin en iyi markası ve en ekonomik marketi Benli Gıda Pazarı. Chihuahua. Chihuahua. Geniş ürün yelpazesi, dalından yeni kopmuş taze sebze meyveler. Damak tadınıza göre her çeşit ürünün sağlıklı hazırlandığı kasap reyonu. Günün her saatinde ızgara tavuk. Ürün zenginliği, bol çeşitli reyonları. Dikmen halkı, müjde. Benli Gıda Pazarı artık Dikmen'in de en iyi markası. Benli Gıda. Kalitede öncü, fiyatlarda ölçü. Evim, evim, güzel evim, Selba Homes'tan olsun, Selba Homes. Selba Homes'un sunduğu Günaydın Kıbrıs devam edecek.